Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül. Evet, fizikte Türkiye'nin güvencesi karşınızda. 12. sınıflar, mezunlar. Çembersel hareket diyordunuz. Çembersel hareketten sonra devamı gelmedi diyordunuz. Şimdi devamını çekmeye en sonunda böyle adım attık, başardık diyelim. Şimdi şöyle yalnız, normalde kitaba baktığınız zaman çembersel hareketten sonra yanılmıyorsam açısal momentum gelir. Ama içinde bazı sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar da kütle çekim yasası ve Kepler yasaları ile ilgili sıkıntılardır. Onun için doğru olan çembersel hareketten sonra kütle çekim yasasının ve doğadaki 4 temel kuvvetten biri olan kütle çekim yasasının, yani kuvvetinin, ondan sonra da ne bileyim işte Kepler yasalarının verilmesi gerekiyor. O zaman açısal momentuma girildiğinde rahat ediyorsun. Ve ne yazık ki birazcık da torktan bahsetmek zorunda kalacağız. Yeri geldiği zaman kuvvetin döndürücü etkisi 12. sınıf konusu olduğu için böyle küçük küçük hatırlatmalarla ilerleyeceğiz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden olaya devam edelim. Görüntü gelmedi bir an. Umarım sizde de o aksaklık böyle çok kısa gözüktü burada. Bende olduğu gibi sizde de öyle umarım olmuştur. Şimdi efendim, kütle çekim kuvveti dediğimiz bu 9. sınıfta gerçekten de doğadaki temel kuvvetleri verirken formülü verilen tek kuvvettir. Yani ilginçtir. Formülünü verir, küçük küçük alıştırmalarını yapar. Ondan sonra ilerletir konuyu. Bu formül itibariyle, temel formül itibariyle arkadaşlar nerede de çıkabilir karşınızda? TYT'de de çıkabilir. Bunu da kayıtlara geçsin diyoruz. Doğadaki 4 temel kuvvetten birisi olan kütle çekim kuvvetiyle ilgili tüm detaylar 1687 yılında. Adam kitabı o zaman basmış. Bunu bilmek istersiniz diye düşündüm. Bak, 1687. Hadi 13 yılı da ben vereyim. 1700, 1800, 1900, 2000. 300 yıl geçmiş arkadaşlar üzerinde. Ondan sonra bana diyorsunuz ki hocam bunlar müfredatta var mı? Sizin eski videoları izleyelim mi? Nasıl bağladım? Çok iyiydim ya. Vallahi billahi kendimden gurur duydum. Gerçekten de hele buralar kesinlikle değişmiyor. Neresini çıkarmaya kalksalar ellerinde kalıyor, yani yapamıyorlar. En sonunda bakın ben yani umarım Allah sağlık versin hepimize. O aralar ne kadar ilgin kalır bilmiyorum. 3-4 sene sonra kesinlikle ve kesinlikle bambaşka bir sınav, bambaşka bir içerikle karşınıza çıkarlar. Neyse, doğanın Türkçeleştirdik tabii ki de doğa bilimlerinin matematik ilkeleri kitabında yer almıştır. İnsanlar bu sayede gezegenlerin güneş etrafındaki hareketlerin, uydu hareketlerinin cisim bıraktığımızda neden yere düştüğü konusunda, yani mekanik konusunda adam bütün temeli, betonu yani atmış. Bu kitap doğal olarak kütle çekim kuvvetinden başka detayları da içermekte ve aydınlatmaktadır. Yani sağ olun, teşekkürler. Adamın böyle bir kitabı varmış, Allah razı olsun diyoruz. Kütle çekim kuvveti diyoruz, kütle itim kuvveti demiyoruz. Kütle çekim sadece çekme yönündedir. Bunu unutmayalım. Sadece çekme yönündedir. Yani, efendim, fizikte uzaklıkları konuştuğumuz zaman her zaman fizikte, isterse gezegen boyutunda olsun arkadaşlar, uzaklık her zaman bakın merkezden merkeze yazılır. Böyle bir de yazmış olalım. Bunlar etki tepki yasasıyla, adamın zaten 3. yasası biliyorsunuz, etki tepki yasası herhalde kendisiyle çelişmez. Gezegenlerin büyüklükleri küçüklükleri önemli değil. Sen güneşsin, ben gezegenin, birbirimizi çekiyoruz. Ben yani işte güneş daha çok çeker diye bir şey yok, tamam mı? Bunlar etki tepki mantığıyla aynı büyüklükte fakat zıt yönde kuvvetlerdir. En çok yapılan hata arkadaşlar. En çok yapılan. İşte birbirine eşit kuvvette çekiyorlar. Hayır. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bu sözcüğü tek başına kullanırlarsa hayır demek zorundasın. Bak, zıt yönlüler. Eşit büyüklükte kuvvetle çekiyorlar diyebilir. Ha, yazacaksan illa F1,2 tepesinde vektör eşittir eksi F2,1'e evet dersin. Tamam mı? Buna lütfen dikkat. Biri diğerinin tersidir. Neyse, formülümüz, bunu TYT kısmında temel işte Newton hareket yasaları diye girdik ya. Newton hareket yasaları diye girdiğim yerde 1. kuvvet arkadaşlar, yani sonuçta TYT kısmıdır. Onu da lütfen inceleyin. İzlemediysen izleyin. Yani birincisi TYT oynatma listesinde, 2 ve 3.'sü tabii ki de AYT oynatma listesinde. Şimdi G evrensel çekim sabiti, M1, M2 gezegenlerin kütleleri, D'de D karede aralarındaki uzaklığın karesi de gezegenler arasındaki uzaklık işte. Böyle bir durum var. Yani bunu kullanacağız. Bunun böyle komik örneklerini yapmak istemedim. Yani buradaki gezegen işte 2 katmış. Uzaklığı 4 katına çıkarırsak kuvvet ne olur? Böyle çarpma bölme soruları yapmadım. Sonuçta biz yeterince kullanacağız yani bunu. En önemli kısım bence bu yerçekimi ivmesinin bulunması. Yani kesinlikle. Yerçekimi ivmesiyle ilgili olarak şu var. Şimdi bizim bildiğimiz dünyanın üzerindeki bir cismi, gezegen kendisine doğru yer çekimi kuvveti dediğimiz kuvvetle çeker. İşte bu. Yer çekimi kuvveti. MG bildiğin standart. Sonra ne oluyor? Diyorlar ki işte bu kütle çekim kuvveti aynı zamanda. Kütle çekim kuvveti olduğu için de bir zahmet ona göre yazalım. Şimdi aralarındaki uzaklık da gördüğünüz gibi burada yarıçap böyle. O zaman bak ne oluyor? F eşittir evrensel çekim sabiti büyük M küçük M bölü R kare diye şöyle üstünden geçeyim, tamam mı? Gezegenlerin kütlelerin çarpımı aralarındaki uzaklıkları R kare. Gezegenin üzerindesin diye aramızdaki uzaklık sıfır diyemezsin. Dediğim gibi fizikte uzaklıklar merkezden merkeze alınır. Bunu sakın unutma. Bütün ünitelerde su götürmez şekilde. Rahat ol. Hani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Evet diyebilirsin. Bütün her yerde. Merkezden merkeze alınır. Konu ne olursa olsun bakın o kadar diyor. Tamam mı? Bunları bir toparladın mı? Birbirine eşitledin mi? Bakın şurada yapmışız. İşte M'ler gitti. Ben buradan neyi çektim? Ben bunu vallahi pat diye söyleyemiyorum biliyor musunuz? Hocam yerçekim ivmesinin formülü ne diyor? Falan oluyorum böyle. Ya yaz yani bu birkaç saniyeni alır. Çok temel bilgileri çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Bak ben sana zaten yani halden anlayalım arkadaşlar. Ben sana zaten bu formülü bu başlıkta saplamışım. Buranın formülü var demişim. Ondan sonra her şeyin formülünü kutu içerisine almaya başladık mı sen fizikle baş edemezsin. Onun için temel bilgileri iyi öğreneceksin. Yer çekimi kuvveti dediğin şey aynı zamanda kütle çekime de bağlanabiliyormuş. O zaman biz de buradan yani yer çekimi ivmesinin nelere bağlı olduğunu gördük. Evrensel çekim sabiti. Zaten sabit umurumda değil. Gezegenin kütlesi değişmiyor, sabit. Ha yani gezegenin merkezine olan uzaklığınız değiştikçe bu iş değişiyormuş. Evet. Şimdi uzaklık artarsa ki kutuplardan basık ekvatordan şişkin olduğunu düşünürsek ekvatora doğru gittikçe yani virgülden sonra yani böyle iki basamak var ya hani böyle 9.81 diyoruz ya hani buralar böyle sallıyorum 70'li sayılara yani düşüyor. Yani öyle birden 9.8 iken böyle 6 olmuyor yani, tamam mı? Öyle saçma sapan değişimler yok. Virgülden sonra İki basamak var. O iki basamağın birler basamağında diyeyim artık. Doğru ifade edebildiysem. Şimdi bundan sonrasında biz bir grafik çizmeye çalışıyoruz. Yani şunu anladık biz. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için grafikte de burada böyle ters orantıyı göreceğiz uzaklaştıkça gezegenden. Mesela yer yarıçapının 2 katı kadar uzaklıkta bir uzaklıktaysak 2R'nin parantez karesi olur. 4'te 1'i düşer gibi. Ama içeride nasıl oluyor ona bir bakalım. Onun için küçük bir numaramız var. Şimdi tabii dünyanın ortalama bir öz kütlede olduğunu, güzel güzel bir küre olduğunu hayal ederek M eşittir D çarpı V dediğimizde V'yi yazmaya kalkarsak küre kabul ettik ya 4/3 pi R küp diye yazarız. Buradaki R dünyanın ortalama yarıçapı arkadaşlar çünkü tam küre değil biliyorsunuz. Şimdi bunu yerine koyarsak ne yazık ki bakın şurada komple burada böyle M'nin yerine bunu koyarsak bakın neler oluyor. Şimdi yazdık. Yukarıda zaten bir tek kütle vardı. Şunları ben sadeleştireyim en iyisi. R kare ile R küp gitti. Burada R kaldı. Bakın şimdi G sabit. 4/3 sabit. Pi sabit, tamam mı? Şunları şu D tabi ayrıca gelecek. Yani şu arkadaş 4/3 G sabit olduğu için onları K diye burada sallıyoruz, tamam mı? Yani direkt hani sabit anlamında. Bu arada da K sabit lafı nereden geliyor? Onu da söyleyelim. Constant diye bir sözcük var, tamam mı? Bu sabit demek bizim için. Yani mesela bazen böyle ifadelerde matematikte gelir ya artı c derler mesela. Bu sabit anlamındadır. Bizde constant k belki de oradan ittirmedir. Yani niye k harfini seçmişler sabit sayı için diye düşünmeyin. Yani sabit sayı işte. Dünyanın öz kütlesine bağlıymış bir de yarı çapına bağlıymış o noktada. Öz kütle sabitse yarı çapa göre ben g vereceğim. Şimdi bakın bu nerede geçerli? Bu iç kısımda geçerli arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Şöyle kütleyi arttırdıkça bakın daha büyük yani küreler çiziyorum. Kütleyi arttırdıkça bu kürelerin üzerindeki sonuçta yer çekimi ivmesi de onunla doğru orantılı. R ile birinci dereceden doğru orantılı olarak artıyor. O zaman ben ne diyeyim? Bakın şurası kurtarılmış bölge, tamam mı? Tam yüzey. Burası kurtarılmış bölge. İstersen bu ilk başladığımız hani bölü R kareli formülle yap. İstersen KDR ile yap. Yani hiç fark etmez. Ama iç kısımda yani kesinlikle şu iç kısımda KDR ile yapmak zorundayız. Bunun hani örneklerini yapacağız zaten, hiç merak etmeyin. Şöyle bir ıhlamur takviyesi. Evet. 3 kuruşluk ıhlamur takviyesini alalım ki evet, ses gitmesin. Ses önemli. Dünyanın kendine özgü şekline geoid denir. Peki bu noktada dünyanın üzerindeki yerçekim ivmesinin her noktada aynı olmadığını açık. Tamam, anladık. Biraz kutuplardan basık, ekvatordan şişkin deyince kutuplarda basık, ekvatorda şişkin anlamındadır. O zaman bakın ne oluyor? Kutuplardan ekvatora doğru gittikçe R arttığı için dolayısıyla ne olacak? G de artacaktır. Çok uzatmayalım. Yani burada formül belli. Tamam, anladık ama yani böyle de bir durum var. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. G'nin azalması birçok şeyi etkiler arkadaşlar. Yani bunu da bu yan tarafta kurtulma enerjisini anlatırken konuşabiliriz. Gerçekten de maliyetleri düşürmek için elinden geleni yapıyor insanlık uzaya giderken, değil mi? Evet, şöyle tamam. Uyduların yörünge hareketi. Mesela bunun da formülü kutu içerisine alan yüzlerce arkadaşınızı gördüm. Şimdi çembersel hareket yapıyorsun sen dünyanın etrafında. Çembersel hareket yapıyorsan eğer hemen şu söylenir, tamam mı? Madem çembersel hareket yapıyorsun, cismin üzerine etki eden bir net kuvvet vardır. Bu net kuvvete biz manyağız ya, özel isim veriyoruz. İşte en kızdığım şeylerden birisi F merkezci diyoruz. Böyle bir kuvvet yok aslında. Net kuvvete verilen özel isim. Eğer uydu M kütleli ve V hızıyla dönüyorsa, yarıçapıda efendim R ise bu kadarlık bir kuvvet gerekiyor bize. MV kare bölü R kadarlık. Ha diyorlar ki sıkıntı yapma, onu zaten yapan var. O da nedir? Buradaki işte kütle çekim kuvveti. Gezegenin uyduya uyguladığı kütle çekim kuvveti. Onu da böyle yazdık mı G büyük M küçük M bölü R kare diye. İşte aradığın kuvvet bulundu. Merkezcil kuvvet yerine bunu yazacaksın. Bitti. Bak tekrar söylüyorum, bu ünitede bize bunu zaten sapladılar. Yeni ünite. Ben de bunu çembersel hareketten biliyorum. Bir araya getiririm. Sonuçları ezberleme lütfen. O kadar dertliyim bu konuda ya. Bir ıhlamur içeceğim. Evet. Şimdi bak. Efendim yörünge hareketinden devam ediyoruz. Bunları birbirine eşitledik. Tabii ki de şuradaki M ile şuradaki M'ye gitti. Şuraylardan bir tanesiyle bu gitti. Ya buradan işte V'yi çekeceğiz yani. Ne gerekiyorsa yapacağız. Karekök içerisinde acayip bir şey duruyor şu anda burada. Böyle bir şeymiş. Bu ilginç bir sonuçtur arkadaşlar. Bakınız. Yani sen herhangi bir yörüngede kafana göre gezemiyorsun. Buna lütfen dikkat edin. Herhangi bir yörüngede kafana göre gezemiyorsun. O yörüngenin hakkı olan bir hız var. Şimdi bakın, karışıklık olmasın. Bir yörüngeden başka bir yörüngeye geçerken roketlerini açıp biraz yakıt yakıp, iş yapıp, yer çekimi kuvvetine karşı hani toplamdaki o mekanik enerjiyi değiştirmek adına bir şeyler olabilir. Ama yörüngeye oturduktan sonra yeni yörüngeye, o yörüngenin hakkı olan hızdan başka bir hızla o yörüngede dönemezsin. Neye bağlı? Bak, G zaten evrensel çekim sabiti. M zaten yani gezegenin kütlesi. Sen yarıçapı söyleyeceksin diyorlar koç. Biz sana hızı söyleyeceğiz. Şimdi bu acayip şekilde önem kazanıyor. Neden? Ben hemen burada bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben diyelim ki şuralarda bir yerde, zaten bilerek böyle haberleşme uydusu gibi veriyorum. Şöyle bir tane uydu çizelim. Hani böyle haberleşme uydusu. Şimdi bu yörüngede dolanıyor, tamam mı? Şimdi ben dünya ile beraber dönmek istiyorum. Aynı açısal hızla dönmek istiyorum. Niye? Ben haberleşme uydusuyum. Türkiye'nin üzerinde olmak istiyorum ya. Türkiye'nin üzerinde olmak istiyorum. İşte o zaman hani onunla beraber döneceksen aynı açısal hıza sahip olmak zorundasın. Bu da o yörüngeyi çok değerli kılıyor. Çünkü herkes kendi ülkesinin üzerinde durmak istiyor. Ha, o zaman bu yörüngeden sen mesela dikkat edin. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki benim buradaki hızım V. Ben haberleşme uydusuydum. Tamam mı? H koyuyorum. Eğer sen nasıl söyleyeyim hani birazcık yükseğe çıkarsan, yükseğe çıktığın zaman R'yi arttırırsan hız azalır. Dolayısıyla buradaki hız V üssü dediğimiz hız, V üssü küçüktür V olur. Yani ben yavaşlarım. O zaman hani Türkiye'nin üzerindeydi ya şu maviyle gösterdiğim, yeşille çizdiğim uydu. Dünya dönerken o da aynı şekilde dönüyordu. Aynı açıyı tarıyordu. Kesinlikle her dakika aynı hizadalardı. Problem yoktu. Şimdi sen bunu bu yörüngede sağlıyorsun. Biraz yukarıya gittin mi dünya sana göre hızlı kalmış oldu açısal hız bakımından. Sen geride kalmaya başlıyorsun, tamam mı? Lütfen dikkat edin. Geride kalmaya başlıyorsun. Bu ÖSYM tarafından soruldu. Şimdi efendim biraz alçağa gelelim. Buraya geldim. Alçalırsan yani R azalırsa o zaman hız artıyor. Bu sefer sen şu yeşil uydudaki olduğu gibi hani Türkiye ile beraber dönmüyorsun. Sen hızlı kaçıyorsun. İleriye gitmeye başlıyorsun. Dünyaya göre ileriye gitmeye başlıyorsun. Bunda da zaten casus uydu dediğimiz hani ne bileyim askeri uydu dediğimiz uydular. Hani gönderiyor diyor ki ben diyor işte bunu Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için gönderiyorum. Yok efendim işte meteoroloji için gönderiyorum. Kim nereden biliyor ne yaptığını? Kim nereden biliyor ne yaptığını? Yani adam meteoroloji dedim mi kamera var uyduda hani inanılmaz çözünürlüklerde video alıyor, görüntü alıyor, her şeyi alıyor. Senin her şeyini çekiyor adam. Her şeyini çekiyor. Yani mesela düşünsenize şu anda bizim işte askeri birliklerimizin hani duvarlarının dışında eskiden kalma bir düzende şöyle bir laf var. Diyor ki fotoğraf çekmek, video çekmek yasaktır diyor. Son zamanlarda bir de drone eklediler. Tabii millet drone'u alıp geziyor böyle saçma sapan bir bakıyorlar. Askeri tesisin üzerinde drone var. Yapamazsın yani bunu başını derde sokarsın. Tamam mı? Ama adam ne yazık ki uyduyla zaten sen işte geçen hafta kamyonu nereye park ettin? Şimdi nereye park ettin? Hepsini biliyor. Bir birliğe 3 tane tank daha mı getirdin? Görüyor bunları. Yani millet birbirini izliyor. Bu teknolojiyi biz de üretiyoruz arkadaşlar. Kendi uydularımız var. İnşallah bu uyduları da kendimizin atıp da yörüngeye oturtacağı gün de gelir. Yani bunu gönülden istiyoruz. Şimdi burada dediğim gibi bu son anlattığım şey ÖSYM tarafından soruldu. Kritik yükseklik haberleşme uydularının bulunduğu yüksekliktir. Bakın tekrardan şurada çiziyorum. Yukarıda şu dünya olsun. Bu diyelim ki haberleşme uydularının bulunduğu yükseklik olsun. Ondan sonra dünyanın üzerinde burada Türkiye var. Bu da bizim uydumuz, tamam mı? Arkadaş diyelim ki şuraya geliyor. O zaman buradan böyle yapıyorum. Bizim uydu da buraya gelmek zorunda. Yani buradayken sen böyle geldiğin zaman yani Türkiye nasıl, dünya nasıl dönüyorsa Türkiye'nin üzerinde kalacak şekilde aynı açısal hızla dönmemiz gerekiyor. Bu çok değerli bir yörünge. Şimdi tekrardan anlatırsak yörüngeyi arttırırsan yavaşlıyorsun. Hani şurada. Burada hız düşüyor. Dünya o zaman sana göre hızlı kalıyor. Sen geriye düşmeye başlıyorsun şu pozisyondan. Geride kalmaya başlıyorsun. Ya da tam tersi alçaktan bir yerden uçuyorsan bu sefer sen hızlı kalıyorsun. Dünya sana göre geride kalıyor. Bununla ilgili ÖSYM sorusu var. Şimdi kütle çekim potansiyel enerjisi. Burada şimdi ben böyle bakın neler biliyorum hani anlamında ikinci yolda sunmuşum. Şu an yapınca böyle görünce utandım biraz ama. Yani bir parçayı integral bilen bir arkadaşımın da mezun olabilirsin. Belki konulara ilerlediği integrali gördükten sonra baktım buna. Evet ya integral böyle de kullanılıyormuş diye. Evet alan abuk sabuk olduğu zaman integral yöntemiyle yani buluyoruz o alanı biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Birkaç yolla açıklayacağız. Şimdi bakın ben burada biraz ayıp olacak ama çok derme çatma bir yöntemle çok ayıp yani aslında burada yaptığım. Matematiğe sığmıyor yani. Değişken bir şeyi oraya öyle koyamazsınız. Bakın diyorum ki ben yerden yüksekliğine bağlı olarak MGH diyelim. H dediğim şey bu. R yani yarıçap olarak düşünmeyin. Yükseklik olarak yani değişken olarak R kullanılırsa daha iyi olur. Hep dünyanın merkezinden olan uzaklık olarak bakacaksın buna, tamam mı lütfen? Şimdi ama bizim G'miz değişken de hatırlarsınız. Neden? Çünkü baktığınız zaman R'ye bağlı olarak G gelişiyor. Diğerleri sabit ama şimdi ben cismin yani yerden 5 metre yükseklikteki bir cismin potansiyel enerjisini bulmuyorum ki. Adam diyor ki yani yer yarıçapı kadar yükseklikte. 2 yer yarıçapı kadar yükseklikte. O zaman arkadaşlar G kalmıyor yani. Ya da bir noktadan başka bir noktaya gidiyor. G değişiyor. Ona göre hesaplamalar yapmamız gerekiyor, tamam mı? Şimdi biz burada hiç utanmadan şu G'yi yerine koyarsak, tamam mı? Böyle değişken bir arkadaş yerine koyarsak buradaki şöyle oldu bakın. M çarpı G çarpı H yerine R koyuyorum. Unutmayın şuradaki R. Sonra G'yi yerine koyuyorum. M G büyük M bölü R kare çarpı R diye yazdım. Şu R'ler gitti. Böyle enteresan bir şey kaldı, tamam mı? Böyle bir şey oldu. Bakın yalnız burada tabii küçük kütle hani bu cismin kütlesi. Büyük kütlede tabii gezegenin kütlesi. Sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Bakın şöyle bir şey çıktı. Önünde eksi var farkındayım. G büyük M küçük M bölü R diye eğer benim potansiyel enerji formülüm varsa bunu neden kullanmayayım diyorum. Ama enerji ile ilgili burada küçük bir hatırlatma yapmak zorundayız galiba. Enerji ile ilgili şöyle bir şey var potansiyel enerjide. yer çekimi kuvvetine karşı yaptığınız iş size potansiyel enerji kazandırır. Yani bir cismi yükseklere doğru götürdüğün zaman potansiyel enerji kazanıyor. Bunu unutmayalım. O zaman ben madem enerji, yani iş yapıyorum, enerji katıyorum. Şimdi bakın bulduğumuz formüldeki sıkıntıya. Bunlar zaten duruyor. R'yi sen arttırırsan, yani bu cismi yükseklere götürürsen, R arttırılınca buradaki değer yani düşüyor. Olmadı. O zaman benim yaptığım iş potansiyel enerjinin azalmasına neden oluyor. Bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Onu da işte şurada gördüğünüz eksiyle çözeceğiz. Yani sen iş yaptıkça artacaksa, bakın şöyle bir şey var, yani şuraya baktığınız zaman şurayı arttırdım, en sonunda çok yükseklere götürdüm, sonsuza götürdüm, yani bu sıfıra gider. Peki o zaman ben şöyle düşünüyorum, o kadar iş yapıyorum sıfıra gidiyor. O zaman ben başta neydim? Eksiydin derler. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çözmemiz gerekiyor. Yani sen diyelim ki burası sıfır ya, sen o zaman hani bu tarafa doğru geldiğinde iş yapılıyorsa bu potansiyel enerjide değişiklik oluşturmalı. O zaman sıfıra yanaşıyorsan sen başta eksiydin. O zaman işte bu bağıntının başına bu eksiyi koyarsak bu sıkıntıdan da kurtulmuş olacağız. Hani ne olacak? İşte eksi enerji tabii ki de skaler ya. Eksi 1/2 mi büyük, eksi 1/4 mi büyük muhabbeti yapacağız. Ve burada tabii ki de sıfıra daha yakın olduğu için eksi 1/4 daha büyüktür diyeceğiz. Bu mantıkla çözeceğiz. Önünde eksi var. Bu matematiksel olarak böyle çözülüyor. Bir de tabii fiziksel olarak da bir anlamı var. Sonuçta o cismin gezegene bağlılığını gösteriyor. O cismi bırakırsak düşer. Gezegenin üstüne çarpar. Hani atmosferde yanmıyorsa. Yani böyle bir durumumuz var. Tamam mı? O sizin gezegene bağlılığınızı gösterir. İkinci yolda işte bu kuvvetin uzaklığa bağlı olarak grafiği her zaman işi vermiştir arkadaşlar. Şöyle şeylerden belki hatırlarsınız. Şurası x, burası dörtgen alanı olduğu için yapılan iş alandan bulunur. F çarpı x diye yazabilirsiniz bunu. Onu bir belirteyim. Tamam mı? Burada bu grafiğin abuk sabuk olması, şöyle olması bir şeyi değiştirmiyor. Şöyle olması. Sen yine bu alanı bulursan problem yok. Bu sonsuza gidiyor bu fonksiyon tabii ki de. R'den başlıyor. Niye R'den başlıyor? Bizim şu anda bulunduğumuz yükseklikten bahsediyorum. Uzaya götürürsek ne olur diye bakıyoruz ya. Onun için integralimizde yani sınırlarımız R ve sonsuz oluyor. Kuvvetin uzaklığa bağlı olarak değiştiği bir fonksiyon olarak karşınıza geleceğiz. Bakın burada R kare geliyor ve değişkenin R olduğunu yine burada belirtiyoruz. İşte bu şekilde de bulunabiliyor arkadaşlar. Problem yapmayın ama ben hemen birinci yoldan paket yapmayı tercih ederim sizi. Şimdi bunun formülü verilmiyor ama ben potansiyel enerjiyle ilgili olarak sorulmuş bir sürü soru biliyorum. Yani adam neden sormasın, bir daha yapmasın. Artık dediğim gibi ben güvenmiyorum yani. Yani gidiyor eskiden çok güzel, çok popüler olan bir şeyi karşımıza tekrar getirebiliyor. Ama müfredatta yok diyemiyorsun. Sordum bitti gitti diyor, yani kusura bakma diyor. Şimdi neyse. Gelelim, şöyle oldu. Kurtulma enerjisi, bağlanma enerjisi. Bunlardan da sözlü olarak bahsedilmesinde fayda var. Şimdi bakın çok net bir şey. Bak ne yazmışım. Gezegenin üzerinde bulunan cismin gezegenin çekim alanından kurtarmak için ona verilmesi gereken en küçük enerjiye kurtulma enerjisi denir. Arkadaşlar burada unutmayın. Yani sizin gezegenin üzerinde dururken bir mekanik enerjiniz var, tamam mı? Bu mekanik enerjiniz nedir? Tabii doğal olarak potansiyel artı kinetiktir. Şöyle bir yazalım. Kinetik enerjiniz yok zaten. Şu anda gezegenden kalkış yapmak üzere olan bir roket. Henüz bir şey yok. Potansiyel enerjiniz var. Onu da eksi G büyük M küçük M bölü R diye yazarız. Bakın ne oluyor. Şimdi diyorum ki ben verilmesi gereken enerji, şu anda eksili bir şeysin ya. Şu mekanik enerjiyi sıfır yapacak enerjiyi vereceksiniz. Yani şu enerjinin artılısını vereceksiniz. Mekanik enerjiyi sıfır yaparsanız fiziksel anlamda o eksinin gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Mekanik enerjisi sıfır olan arkadaşın gezegenle bağı kalmamış oluyor. İşte o kurtulma enerjisi, kurtulma diyeyim ben buna. Tamam mı? Böyle yazıldığında artı G büyük M küçük M bölü R diye yazılabilir. İşte burada tabii ben neyi anlatıyorum şimdi hocam, bu var mı diyecek olursanız aslında formül olarak yok. Ama bu kavramları anlamanız için bunları bir parça konuşmak gerekiyor. Mesela diyor ki işte roketin diyor dünyanın etkisinden kurtulması için ulaşması gereken hız nelere bağlıdır? Bununla ilgili bir şeyler atıp tutuyor, tamam mı? Ve ben burada bu noktada bu enerjiyi vermek zorundaydım ya. Bunu ne yapıyorum ben? Hemen 1/2 mv kareye eşitliyorum. Buradaki mv karedeki v kurtulma hızıdır. Bakın kütle gitti. Yani hangi uyduyu havalandırdığınız önemli değil. Bakın bu noktada çok önemli bir detay geliyor. Ulaşman gereken bir hız var. Ona ulaşman için hayvan gibi yakıt yakacağız yani orada, tamam mı? Ama işte yan tarafta duruyor bakın. Dünyanın neresinden attığınıza bağlı olarak değişir. Yani Ruslar Kazakistan'dan atıyor. Amerikalılar Florida'dan atıyor. İşte tamam mı? Cape Canaveral deniyor Florida. Amerika, şimdi siz bilmezsiniz, dur söyleyeyim ben size. Bu Amerika, tamam mı? Kuzey Amerika'da. Şurada Florida vardır. Yani gidiyor adam ucundan atıyor bunun, tamam mı? Yani haberiniz olsun. Üs var orada. Neden? Ekvatora en yakın yeri orası çünkü. Yani mümkün olduğunca G'nin düşük olduğu yerde, masrafların düşük olduğu yerde, o kurtulma hızının düşük olduğu yerde bunu yapmak istiyor. Avrupa Uzay Ajansı Fransız Guyanası'ndan atıyor arkadaşlar. Fransız Guyanası Güney Amerika'da bir yer. Yani hatta ilk önce bir bağımsız oldular. Sonra biz bağımsızlıktan vazgeçtik. Tekrar Fransa'ya bağlı olmak istiyoruz dediler. Öyle bir değişik muhabbetler oldu. Her neyse, bu ülke tam ekvator üzerinde. Dolayısıyla hani Rusların kullandıkları tabii daha kuzeyde, yani düşünebiliyor musun? Türkiye'nin üstünde Kazakistan. Yani roketler büyük, sayısı fazla, devasa, böyle ulan diyorsun roket işte falan böyle. Sonra Amerikalıların büyüklük olarak roketleri ikinci sırada. En küçük roketler Avrupa Uzay Ajansı'nın ESA'nın roketleridir. Çünkü ekvatorda G en düşüktür. Onun için de maliyetler düşüktür. Onun için de sıkıntı yoktur. Yani ulaşmamız gereken hız da böyle bir güzellik olaraktan en düşüktür. Şimdi gelelim bu bağlanma enerjisine. Çok komiktir. Bağlanma enerjisini ben zannediyordum eskiden, küçükken diyeyim. Hani kurtulmak için bir enerji verdiğimiz gibi bağlanmak için abi ben de burada dönebilir miyim falan diye ödemen gereken bir hava parası gibi zannediyordum. Değilmiş. Gene aynı şey arkadaşlar. Gezegenin yörüngesinde bulunan bir cismi gezegenin çekim alanından kurtarmak için ona verilmesi gereken en küçük enerjiye bağlanma enerjisi denir. Yani bu hani elektronu koparmak için vermek zorunda olduğunuz enerji gibi, yani o şekilde düşünün. Aynısı gezegen içinde, uydu içinde geçerli yani şöyle. Burada yine gezegenin etkisinden kurtulmak için vermemiz gereken en düşük enerji diyoruz. Lütfen dikkat. Tamam, buna lütfen dikkat. Şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey. Yani tabii ki de hani böyle göstermişiz ya, böyle kurtulacağım diye. Ama senin burada bir sonuç olarak bir kinetik enerjin var. Oy. Ondan sonra burada bir potansiyel enerjin var. Burada yani gerçekten bu defa şurayla karışmasını istiyorum. Evet, mekanik, şöyle mek diye yazayım. EP artı EK dediğin zaman buraları bir yazmamız lazım. Şimdi burada aslında çok güzel anlatılacak şeyler var. Bence bunların işte yapılması gerekiyor. Yani benim şahsi fikrim. Yani ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Burada kinetik enerjiyi mesela şöyle bir güzellik yapayım. Bak yukarıda göstereyim. Şunu eşitlemiştiniz ya. Bak. Şunları eşitlemiştiniz ya. Bak şimdi ne yazacağım sana. Şu yukarıda yer varsa oraya yazmak istiyorum. Evet. Bak şuradan gidiyorum, tamam mı? Dedin ki mv kare bölü r eşittir g büyük m küçük m bölü r kare dedim, tamam mı? Bak neler yapıyorum ben şimdi. R'ler gitti. Tamam mı? Hiç ellemiyorum ondan sonra. Diyorum ki her iki tarafı da 1/2 ile çarpalım. Eşitlik değişmez. Ne geldi ama bak, ilginç bir şey geldi. Bu uydu hareketlerinde çok enteresan bağlantılar var. Kinetik enerjinin karşılığı geldi. Neymiş? G büyük M, tabii ki de kinetik enerji negatif olmaz. Bölü 2R diye geldi. İlginç değil mi? Bak şimdi unutma bunu, bu yazdığımı. Bölü 2R var. Çok benzeyen bir arkadaş var burada. Ben biraz önce potansiyel enerjiyi sana anlatırken burada dedim ki işte şu formül dedim, bak G, M, M bölü R dedim. Şimdi de 2R var. Yani kinetik enerjinin sayısal değeri arkadaşlar potansiyel enerjinin yarısı kadar. Yani sen burada bakınız, yani şöyle güzel şeyler olabiliyor. Ya ben bunun potansiyel enerjisine eksi E desem, hani eksi E derken eksi G büyük M küçük M bölü R'ye ben eksi E desem, şimdi adam bize burada bölü 2R getirirse sen kinetik enerjiyi burada E bölü 2 yazmak zorundasın. Ve bu her zaman böyle. Normal enerji problemlerinde böyle olmaz. Bu çembersel harekette uydular için geçerli olan bir arkadaş. Çok havalı bir şey yani. Tamam mı? Yani biri bana potansiyel enerjiyi verdim, ben kinetik enerjiyi buldum demektir. Birbirlerine bağlılar. Yani bu şurada gösterdiğimiz eksinin de gezegene bağlılık olduğunu söylemiştik. O zaman buradaki kinetik enerji ne oluyor? Artı E bölü 2 oluyor arkadaşlar. Her zaman yarısı kadardır. Bak şimdi neden yaptım bunu? Senin yörüngede dolanırken senin toplam enerjin eksi E bölü 2. O eksi senin gezegene bağlılığını gösteriyor. İşte diyor ki adam, yapın benim diyor mekanik enerjimi sıfır. Yani toplam demiyorum. Bazen toplam diye ağzımızdan çıkıyor. Yani potansiyel artı kinetik enerjim sıfır olsun. Bu eksilik ortadan kalksın. Benim gezegenle bağım çözülsün diyor, tamam mı? Olay bu. O zaman sen diyor burada bağlanma enerjisi olarak diyor bana bunu vereceksen ben hemen buradan yazayım, tamam mı? Bağlanma enerjisi o zaman artı E bölü 2 olur diyor. Hoppa. Yani ne oldu? Şimdi buna E demiştin sen. Mavi yok. Tamam mı? O zaman buraya yazarız yani, tamam mı? G büyük M küçük M bölü 2R kadar enerji verirsen bu uydu gezegenle bağını koparır, başka yerlere gider. Yani böyle bakın ilginçtir. Dediğim gibi potansiyel enerji ile kinetik enerji arasındaki bağ güzeldir. Özetlersek tekrar başa dönüyorum. İkisinde de arkadaşlar gezegenin etkisinden kurtulmak için vermemiz gereken en düşük enerjiden bahsediliyor. Kurtulma enerjisi denilen şey roket için dünyadan kalkış anlamında. Bağlanma enerjisi denilen şey de yörüngeden ne yazık ki ayrılmak anlamında. Artık bunu idare edeceksiniz. Şimdi bunları bir bütün olarak gördüğüm için beraber anlatacağım. Hani potansiyel, kütle çekim falan Kepler'le birlikte gitsin istedik. Şimdi Kepler'de neler var? Yazacağız. Der ki mesela yörüngeler yasası. Gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan elips yörüngelerde dolanırlar. Ben şöyle bir elips çizeceğim size. Yani çemberde arkadaşlar tek bir odak vardır. Tamam mı? Çemberde tek bir odak vardır. Ama elips iki odaklıdır. Onu da bakın şöyle yapmayı çalışacağım. Elimden geldiğince elips çiziyorum. Şöyle elips şöyle bir çizelim bakalım. İki tane odak var. Biri burada F1 diye yazacağım. Biri de burada F2 diye yazacağım. Şöyle. Ondan sonra şurada bir nokta belirteceğim. Mesela ne olsun? X noktası olsun. Bu X noktasının F1'e ve F2'ye olan uzaklıklarına bakacağım. Ondan sonra bakın ne yapıyorum? Şu tarafa bir yere geleceğim. Evet, burası Y. Bunun da aynı şekilde F1 ve F2 yani odaklarına, uzaklıklarına bakacağım arkadaşlar. Burada şöyle bir şey geliyor. F1x artı F2x, tamam mı? Eşittir F1y artı F2y. Bu aslında çaktırmadan elipsin tanımıdır. Elips öyle bir noktalar kümesidir ki işte buradaki odaklara bakınız. Şu odaklar F1, F2. O noktalara olan uzaklıkları toplamı sabit kalan noktalar kümesidir. Yani sen nereye gidersen git F1 ve F2'ye olan uzaklıkların toplamını sürekli olarak sabit tutuyorsan o zaman bu ne oluyor? Elips oluyor. İşte bu F1 ve F2 birbirinden ne kadar uzak olursa bu elips o kadar basık, birbirine ne kadar yakın olursa o kadar çembere benziyor. En sonunda odakları bir araya getirdiğin zaman çember oluyor mükemmel anlamda. Tamam mı? Şimdi odak yani elips yörünge anlamında belki de şunu bilmekte fayda var. Yani güzel oldu. Elipsin tanımını da şöyle bir hatırlamış olduk. İkinciye bakıyorum. Alanlar yasası. Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Onu da buraya çizeyim. Ya bu tabii zamanla alakalı arkadaşlar. Yani şimdi şuraya baktığınız zaman gezegen burada ya. Şimdi pardon güneş burada ya, özür dilerim. Şöyle gezegen dolanıyor, tamam mı? Buradan buraya geliyor. Diyor ki T saniyede geldim. Burada alanla zaman orantılı arkadaşlar. Şuraya bakıyor. Burada diyor yalnız ben diyor 3D'ye geçirdim diyor. Ne yapacağız şimdi? Sen o zaman yeşille taradığım yerle maviyle taradığım yeri alanla ilişkilendirmek zorundasın. Eğer burası A ise burası 3 kat zaman olduğu için 3A. Eğer zaman aralıkları eşitse o zaman yani sonuçta eşit alanlar tarıyor. Yani bunlar çok ciddi gözlemler. Yani Kepler de deli bence. Yani dünyaya böyle gönderilmiş yani uzaylılar. Böyle zaman zaman uzaylılar denemişler böyle bence. İnsanları böyle dünyaya indirmişler bakalım ne yapacak diye. Millet o dönemde birbirini yakıyor. Dünya dönüyor diyeni yakıyorlar. Tamam mı? İşte Galileo gibi kralın ahbabı olursan o zaman diyorlar ki bak mahkemeye çıkacaksın. Sana söyleyecekler dünya dönüyor mu diye. bir zahmet dönmüyor de. Yoksa gidiyorsun diyorlar. Adam öyle yani şey yapıyor, sıyırıyor diyeyim yani. Neyse. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Lütfen unutmayın, zaman değişirse o zaman alanlar arasındaki oran da aynı şekilde değişir. Unutmayalım. Şimdi geldik periyotlar yasasına. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin ortalama yarıçapları ile dolanma periyotları arasındaki ilişki. Reküp bölü T kare denilen bir şey. Bunu nasıl göstereceğiz? Şöyle yapacağız. Yani bu ispatı yapabilirim isterseniz arkadaşlar size. Hiç sıkıntı olmaz yani. Yapayım mı? Çabuk cevap ver. Ne diyorsun? Yapacak mı yapmayacak mı? Yapacak mı yapmayacak mı? Bak şimdi en yakın olduğun yer, hani odaklardan birinde güneş vardı ya, burası olsun. R minimum diyeyim. Ondan sonra en uzakta olduğun yerde burası. R maksimum diyeyim. Şimdi diyor ki adam, ilk önce bir ortalama yarıçap tespit edelim diyor. Bu ortalama yarıçap yani basit anlamda R min artı R max şöyle böyle 2 olsun, aritmetik ortalama. Yani buradaki reküp arkadaşlar hangi uzaklık demeyin. Bunlar gezegenlerin dünyaya olan ortalama uzaklıkları. İşte ne kadardı dünyanınki? 148 milyon kilometre mi? 150-148 o civar. Yani çok da önemli değil, hatırlamıyorum şimdi. Yani böyle bir şey var. Ama şunu unutmayın ha. Güneş patlasa 8 dakika sonra haberiniz olur. Yani size ulaşana kadar ışık, bilgi 8 dakika geçiyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu da dolanma periyodu. Yani güneşin etrafında bir tur attığın zaman geçen süre olaraktan düşünebiliriz. Şimdi burada hadi ispatı yapalım lan, bu reküp bölü T kare nereden geliyor? Bir insanlık görsün mü bunu ha? Ne dersiniz? Vay falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki F eşittir mv kare bölü r diye bir arkadaşımız vardı ya. Buradan da bunu hani daha sonra m omega kare r diye değiştirmiştik. Burada da bakın ne yapacağım şimdi. Omega'nın yerine siz eğer 2 pi bölü t atmaya kalkarsanız m çarpı 4 pi kare bölü t kare çarpı r diye bir şey geldi. Bunu da meşhur g büyük m küçük m bölü r kareye yani getirebilirsek şöyle. Şimdi arkadaşlar attığımız dayak burada. Tamam mı? Bak adam neler yapmış. Böyle bir şey. Şimdi dikkat. Şu m'ler gitti. Tamam mı? Bayağı bir sabit var burada, farkında mısınız? Şöyle yapayım. 4 sabit. Pi kare sabit. G sabit. Gezegenin kütlesi sabit. Tamam mı? Bunlar sabit. Bak ne yapıyorum. Şuradaki r kareyi, tamam mı? Şöyle şu arkadaşın yanına getiriyorum. Üste. Reküp oldu mu? Aşağıdaki tek karede aynen kalsın. Hiç umurumda değil. Geriye kalan herkesi de yani bu tarafa, diğer tarafa getirdiğin zaman, topladığın zaman G yukarıda, M yukarıda, 4 pi kareyi aşağıya alırsan böyle G çarpı büyük M bölü bu tarafta ne kaldı? 4 pi kare. Şöyle bir şey. Bunlar arkadaşlar diyor ki sabit olduğu için yani gezegenler için bu böyle bir şey. Yani değiştiremezsin. Reküp bölü T kare oranı aynı şekilde gelecek. Yani neyse, bu sabit lafı oradan geliyor. Tamam, sabitse sabit. Bize uzaklıkları verirse, iki gezegenle ilgili ayrı ayrı uzaklık bilgisi verirse, birinin de ne kadar sürede bir tur attığını verirse, o zaman ben de onu hani Jüpiter, yani şöyle gelmiyor mu aklınıza? Jüpiter güneş etrafında işte şu kadar zamanda dönüyor. Sen demiyor musun ya, bunu nasıl buldunuz? Jüpiter'e mi gittiniz? Ondan beraber bir tur mu attınız? Aynı yere gelince işaret mi koydunuz? Bu mantıklı oluyor işte. Yani sen gözlem yaptığında uzaklığı bulabiliyorsun, tamam mı? Artık yani sistemler mi diyeyim? Yani kullanılan cihazlar farklılaştı, güzelleşti. Ama bunların o dönemde yapılmış olması, teorik olarak böyle gösterilebiliyor olması çok ilginç. Bence çok havalı işler yapmışlar. Neyse, ilerleyelim. Şimdi bakalım bir örnekle karşınıza gelik. Burada ne diyor? Dünya etrafında dolanan bir haberleşme uydusu için. Niceliklerinden hangileri dünyanınkiyle aynıdır? Bunu konuşmuştuk. Açısal hızının büyüklüğü. Bakın üstten görünüş olarak bakıyoruz, tamam mı? Mesela burası Kuzey Kutbu, tamam mı? Sen buradan belirli bir uzaklıkta bir yörüngede işte dünya ile beraber dolanan şurada uyduyu böyle gösteriyorsun, tamam mı? Ne demiştik biz? Birazdan şuraya gelecek. Bu uydu buraya geldiğinde dünya üzerindeki o ülkede buraya gelecek. Sürekli olarak tepesinde, bak görüyor musunuz? İşte haberleşme uydusu ile ilgili olarak bu çok önemli. O zaman aynı açıyı taramanız lazım sürekli olarak. Bunu lütfen unutmayın. açısal hızının büyüklüğü evet doğrudur. Tamam mı? Niceliklerinden hangileri dünyanınkiyle aynıdır? Çekim kuvveti deniyor. Bakın ben burada yanıtı 3 diye almışım ama size biraz önce ne demiştim? Kütle çekim kuvveti, birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti evet eşit büyüklüktedir. Ama zıt yönlüdür. Kuvvetler eşit dedim mi? Dünyanınkiyle aynı dedim mi? Bak bu yanlış oluyor, gördün mü? Buna lütfen dikkat. Tekrardan söylüyorum. Hani gezegen burada, uydu burada, dönüyor olabilir, fark etmez. Ben onu çekiyorum, o beni çekiyor. Bu kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yönlü, unutmayın. Neyse, niyetimizi anlattığımız için şu anda bunu eksilemeyeceğim yani. Bunu da kabul ediyorum. Çizgisel sürat. Biz bununla ilgili galiba bir şey bulmuştuk. Nasıldı o, hatırlamıyorum da. Yani süratleri tabii ki de aynı olmaz. Dünyanın üzerindeki bir noktanın süratiyle yarıçapı arttırıyorsunuz. Buradaki arkadaşın kat ettiği mesafe, diyelim ki sallıyorum, burası x ise burası 10x. Yani yarıçap arttı. Yani uydunun hızı, yani şu anda dünyanın üzerindeki bir noktaya göre acayip bir şey. Yani farklı. Ona göre hızlı dönmem lazım yani. Bak, eğer aynı açısal hızla döneceksek. Tamam mı? Ona lütfen dikkat edin. Burada bir yörüngede olmakla başka bir yörüngedeki olma hızını, hani o şeyi konuşmuyorum ha, tamam mı? Yani bak, burada açısal hızlarının, lütfen dikkat, karışmasın ha. Açısal hızlarının eşit olduğu yörünge için konuşuyorum ben. Yoksa normalde sen yarıçapı arttırdıkça hızın düşer. Ama uyduyla başka bir uyduyu karşılaştırırsak, hani kararlı bir şekilde gezegenin etrafında döndüğün durumu anlatıyorum. Tamam mı? Ona lütfen dikkat. O zaman çizgisel süratleri aynı değil dedik. Bunu patlattık. 1 ve 3 oldu. Şöyle gelelim. Evet. Şöyle nefis. Bakalım burada ne diyor? Şekildeki M kütleli bir uydu V sürati ile M etrafında sabit süratle dedik. Sabit süratle yarıçaplı yörüngelerde dönmekte olup uydunun sürati artıyor. He. Şimdi biz bunu bir bulalım isterseniz. Şimdi ne demiştik? Bana çembersel hareket yaptıran mv kare bölü r idi. Ama bu kuvvet de g büyük m küçük m bölü r kareydi. Hatırlayınız. Burada r verildiği için ben de r yazdım böyle. Bu m'ler gitti. R'lerin bir tanesi gitti. Buradan hızı bulduk. G büyük m bölü r diye yazılıyor. Sadece şuradaki yarıçapa bağlı. Şimdi der ki uydunun sürati artıyorsa arkadaşlar, şu sürat artıyorsa, yani şöyle diyemezsin, bak tekrar tekrar aynı şeyi anlatıyorum. Yani biraz hızlı dön de şu ileriyi görelim diyemezsin. O zaman başka bir yörüngede dolanman gerekiyor. Kararlı bir şekilde. Ona lütfen dikkat edin. Tamam mı? Yörünge yarıçapı o zaman hız artıyorsa yörünge yarıçapının azalması lazım. Casus uyduymuş bu. Tamam mı? Yörünge yarıçapı azalır. Tamam. Uyduya etki eden çekim kuvveti. Çekim kuvveti dediğimiz şu. Kütle çekim kuvveti. G büyük M küçük M bölü R kare dedik. Biz şimdi yörünge yarıçapının azaldığını bulduk. Yarıçap azalırsa kuvvet artar. Dünyaya yaklaşırsan dünya seni daha çok çeker. Yani bunun artacağını söyledik. Uydunun gezegene göre potansiyel enerjisi. Ya bunu da şöyle demiştik artık. Eksiliydi, unutmayın. GMM bölü R idi. Böyle bir durum vardı. Evet. Dünyaya, yani aslında burada eksiye çok takılıp da böyle kendinizi kasmayın. Potansiyel enerji de alçaldığın zaman potansiyel enerji azalır. Yükseldiğin zaman artar. Bu kadar basit. Burada da aynı şekilde. Hani formülü görmedim demeyesin diye buldum ben sana onu. Yani bu mantıkla da çok rahat işleri yürütürsün. O zaman ben hani yarıçap azalıyorsa o zaman potansiyel enerjinin de azaldığını söyledim şu eksi sayesinde. Bunun da azaldığını söyledik. Mutlu mesut devam ettik. Şimdi der ki ay ile dünya arasındaki uzaklık şu ankinden daha küçük olsaydı. Oy. Yani uydu, ay bizim uydumuz ya. Yani bakın oy, biraz önce çözdüğümüz soruyla aynı. Şimdi sen burada dolanan ay var, tamam mı? Böyle yapalım. Şu yörüngede dolanıyorsun. Dediler ki Yok gel bakalım biraz yakına gel. Yani yarıçapı küçültelim dediler. Tamam mı? Şöyle bir şey. O zaman hızı arttırmak zorundayız. Yani biraz önce yaptığımız için söylüyorum. Çünkü ya da gösterelim bir daha, bakın. Şöyle bir hızımız vardı. Şuradan hızı yakalıyorduk ya böyle. Yani ya burada yarıçapı küçültürseniz hızınızın artması lazım. Hızınız artarsa da 1/2 mv kareden kinetik enerjiniz artar. Yani net bir şekilde kinetik enerji artar. Ayın dünya etrafındaki dönüş süresi. Biz buna periyot diyoruz. Şimdi x eşittir vt tadında gitsek eskiden 2 pi r'ydi. V'ydi. Bu da periyottu, tamam mı? Bak şimdi dikkat et. neler oluyor neler. Zaten alçaldın. Yol kısaldı. Bir de yetmiyormuş gibi hızı arttırdın. Yani bunun şimdi burayı arttırırken karşı tarafta buranın azalması için sen T'yi süper azaltman lazım matematiksel anlamda. Ama tekrar söylüyorum, bir turu attığın zaman geçen süreye biz ne diyoruz? Yani sonuç olarak periyot diyoruz. Baktığın zaman yani 2πr ya yol. Yani küçük yarıçı, yani yörüngede dolandığın zaman daha az yol alacaksın. Bir de hızlı gideceksin. O zaman süre çok kısalır. Periyot kısalır. Bunu da söyleyebiliriz. 3. Dünyanın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti. Yaklaşırsanız arkadaşlar, yani şurada hala duruyor. GMM bölü kütle çekim kuvveti R kare. Bunu azaltırsanız kütle çekim kuvveti tabii ki de ne olacaktır? Artacaktır. Bunda da bir sıkıntı yok. Yani tatlı tatlı hepsini böyle yorum olarak gördüğünüz gibi söyleyebiliyoruz. Oy, pardon. Yapamadığımız an. Şöyle sayfa güzel dursun istiyorum da. Okey. Şimdi şekildeki M kütleli bir uydu V süratiyle M kütleli gezegen etrafında R yarıçaplı yörüngede dolanıyor. Uydunun yarıçapı daha büyük olsaydı uydunun. Bakın belli kavramları sürekli konuşmaya çalışıyoruz. Yarıçap, hani daha büyük bir yarıçap ya. Sen diyelim ki hani ben o yarıçapa geçmeye karar verdim dediğinde yavaş yavaş yapıyorsun bunu. Hani böyle bu yörüngeye zamanla oturuyorsun. Anlatabiliyor muyum böyle? Küt diye böyle merdivenle çıkar gibi çıkmıyorsun yani. Buna lütfen dikkat. Sen hızlanmaya yani böyle bir iş ortaya koyup enerji harcayıp hani yörüngeden çıkıyorsun ve başka bir yere gidiyorsun. O yörüngede sabit, yani stabil kalmak için kararlı bir şekilde, o zaman hızın ne olmuş oluyor? Düşmüş oluyor. Nasıl bulmuştuk? Yani bak gene burada duruyor. Yani mv kare bölü r eşittir. Kütle çekim kuvveti yazdığımızda geliyordu. Artık yan tarafta yazılı olduğu için bir daha yazmıyorum arkadaşlar. Yani ben her defasında kendim buluyorum onu. Onu da belirteyim burada. R'yi arttırırsanız hız düşer. Dolayısıyla kinetik enerjide 1 bölü 2 mv kare olduğuna göre o da azalacaktır. Potansiyel enerji için ne demiştim? Demiştim ki alçalırsam bildiğim potansiyel enerji gibi. Geçen de birisi benim kitabı sormuş yorumlarda. Ben de ona oynatma listelerinin linkini atmıştım. Tabii bunu izler mi izlemez mi bilmiyorum ama yani arkadaşlar videonun açıklama kısmında tabii ki de kitaplara ne şekilde ulaşacağınız yazıyor. Basıyorsunuz. Sizi Trendyol'da Umut Öncül Akademi mağazasına yönlendiriyor. Yani kitap satışını oradan yapıyoruz biz. Yani dileyen, isteyen olursa bu şekilde. Yine tepemde gördüğünüz açık mavi gibi sol üst köşedeki TYT kitabını da orijinal PDF'sini videonun açıklama kısmında paylaşıyoruz. Hangi konuda olduğuna bağlı olarak ücretsiz bir şekilde bu PDF'yi indirip böyle güzel güzel sorularını çözebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşım. Ama diğer 3 kitap devam ediyor. Evet. Şimdi yağmur yağıyor galiba. Dışarıda. Vallahi yağmur yağıyor. Değişik. Güzel, yağsın. Yağsın. Şimdi bakalım. Kinetik enerjiyi bulduk. Potansiyel enerjiyle ilgili olarak da çok basit bir mantık gidiyoruz. Aklınızda kalsın. Potansiyel enerji yer çekimine karşı yapılan iştir. Yüksekliğiniz artarsa artar. İlla böyle bize formülle göster falan filan demiyorlarsa böyle kaba saba yani bu işi halledebiliriz. Potansiyel enerji artar. Bunu da söyledik. Merkezcil ivmesi. Oy oy oy. Şimdi bakın. Merkezcil ivme dediğiniz şey F eşittir MA'da yani gösterelim. M, evet, orada V kare bölü R diyorsunuz ya, böyle bir şey. Buradan V kare bölü R şeklinde bunu bulabiliriz. Yani hız, evet, ne oluyor? Azalıyor, yarıçap artıyor ama burada karesi söz konusu. Ne oluyor? Öyle mi oluyor? Böyle mi oluyor? Öyle diyebilirsiniz. Buradan yerine koyup yapabilirsiniz. Mesela R yarıçaplı yörüngede dolanıyorum. Hızım V diyelim ki. Kare kökü de düşünerek söylüyorum. 4R'ye geldiğimiz zaman o zaman hızımız V bölü 2 olur. Şimdi ben buna göre burada V kare bölü R yaptığımda ivmem eskiden buydu. Şimdi V kare bölü 4 bölü 4. O azalıyormuş. Evet, azalıyormuş. Bunu anladık yani şu anda. Bunu anladık. Yani karesini aldım, bir de bölü 4R yaptım, azalıyormuş. Ya da uyanıklık edebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. Hocam ya bize bu çembersel hareketi yaptıran kuvvet yer çekimi kuvveti değil mi? Evet. Bulunduğumuz yükseklikteki yer çekimi ivmesi Evet, dünyanın üzerindeki gibi olmayabilir. Hani biz 10 kabul ediyoruz ya, 9,81 neyse. G neyse ne, umurumda değil ama bulunduğumuz yükseklikteki çekim kuvvetini ben mg diye de yazabilirim. O zaman mg eşittir m çarpı a diye yazarsak a eşittir g'dir arkadaşlar. Ama lütfen dikkat, bulunduğunuz yükseklikteki g. İşte bunu bulmanız gerekiyor. Ben yorum yapıyorum. Dünyadan uzaklaştıkça yer beni daha az çektiği için yer çekim ivmesi de küçülür deyip bu merkezcil ivmenin de azalacağını söyleyebilirim. Yani burada bulunduğunuz yükseklikteki G'nin merkezcil ivme olduğunu da unutmayın lütfen. Şimdi şöyle bir şey var. Geldik işte bak gezegenlerle ilgili olarak güzelliklere, enerji tadında da bir şeyler olacak galiba. Şekilde güneş etrafında dolanan gezegen K noktasından L noktasına doğru hareket ediyor. Buna göre gezegenin potansiyel kinetik toplam dediği arkadaşlar burada mekanik enerji. Mekanik diye de yazalım, bu sözcüğü unutmayalım. Şimdi dışarıdan bir müdahale olmuyorsa, yani sadece mesela burada güneş gezegeni çekiyor. Sadece bu kuvvetin etkisindeyiz, tamam mı? Yani o noktada bir enerjiniz azalırsa bir enerjiniz artar. Ya da tam tersi olacak. Şimdi uzaktayken mesela bakın şöyle toplam enerjinin hani sabit olduğunu şöyle diyelim. E mekanik diyorum şöyle. EP artı EK diyorum sayısal olarak bakalım. Şimdi sen K'den L'ye geldikçe güneşe yaklaşıyorsun, alçalıyorsun. O zaman potansiyel enerjin azalır. O zaman kinetik enerjin artar. Ama mekanik enerjin değişmez arkadaşlar, dışarıdan bir müdahale olmadığı için. Bunu söyleyebiliriz. Evet, devam ediyorum. Bakalım başka neler gelecek önüme. Şöyle bir şey var. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yeryüzünde V0 hızıyla düşe yukarı doğru atılan cisim H kadar yükseliyor. Yapalım lan bunu. Bir dakika. Şöyle şuraya bir şekil yapayım ben. Şimdi böyle yukarıya doğru V0 hızıyla attım ben bunu. Bu da böyle gitti taklasını attı, geri geldi. Şu bulunduğu yükseklik şu anda şöyle ya göstereyim. İşte ne dedi? H kadar yükseldi dedi. Böyle. Ben burada ne yazacağım? Enerji konumu yazacağım. Atış sorusu ama enerjiden çözülür bu arkadaşlar. Yani çok net, bariz bir şekilde enerjiden çözülür. Yer yarıçapı 2 katına, kütlesi de 2 katı olsaydı deney tekrar edildiğinde ne kadar? Yer çekimi değişti bakın. O zaman hemen ben bunu bulayım. Şimdi nasıl yapıyorduk onu? Şöyle yapıyorduk galiba. Şu alt tarafta yapabilir miyim onu ya? Bir saniye. Şöyle. Diyeceğim ki yer çekimi ivmesi yer çekimi kuvvetiyle bulunmuştu. Sonra bunu kütle çekim kuvvetine eşitlemiştik. Buradan çekmiştik, almıştık arkadaşı. Hani böyle R kare demiştik. Bunlar gitmişti. Geriye kalanlar R'ydi. Bu G başlangıçtaki G, tamam mı? Şimdi o gezegendeki yeni durumdaki G'ye bakalım. Evrensel çekim sabiti aynı kaldı. Kütle 2 katına çıksaydı deniyor. Yaptım. Yarıçap 2 katı olsaydı onun karesi 4R kare olurdu. Böyle. O zaman buradan bu 2 kalırdı. G üssü bariz bir şekilde G bölü 2 diye gelirdi. Ha, ben yeni gezegende ivme G bölü 2 olacak şekilde yapacakmışım bunu. Ona dikkat. Şimdi o zaman şöyle burada bir gösterelim bir daha. Buradan arkadaşımızı böyle gene aynı V0'la atacağız. Şuradan şöyle gidecek ve gelecek, tamam mı? Şu nokta yerden yükseklik olarak işte H üssü olsun. Ama unutmadan da şunları yazalım. Burada yer çekimi ivmesi G. Burada ama değişti. G bölü 2 oldu. Bak ne yapıyorum. Şimdi ilk durumda başlangıçta 1 bölü 2 mv0'ın karesi kinetik enerji vardı. Bu mgh'a dönüştü. Gene aynı kinetik enerjiyle atıyorsun. mv0'ın karesi yalnız diyorsun artık G bölü 2 alacaksınız. Yani burada aslında çok bariz olduğu yapılan şey de yani sol taraflar komple eşitse sağ taraflar da öyle oluyor. Mg'ler gitti. Buradan da H üssünün yer sizi daha az çekiyorsa sen de rahat rahat uçarak ilerlersin. 2H olacaktır. Bak ne oldu? Ben çaktırmadan atış yapıyorum. Oldu mu şimdi yani? İşte böyle atlayınca yani diyorsunuz hani işte bunları hatırlaman gerekiyor arkadaşlar. Yani sana böyle Kepler diye sadece Kepler'le ilgili o gün o hafta öğrendiğini sormuyorlar. Yer çekiminin değiştiği durumda atış sorusu sorulmaz mı adama? Sorulur. Ben de bunu çözmek zorundayım işte şu anda. Senin burada atış bildiğin kabul ediliyor. Dikkat et. Yani o zaman bizim için temel şeyler neydi? Unutmayın, kırmızı kitabın kafamın üstünde duruyor. Sırası bana göre arkadaşlar. Yani kusura bakmayın, benim bu sene 29. yılım meslekte. bana göre fiziğin öğrenme sırası. İlk önce denge, hani duranlara öğretilir. İşte neler var orada, say hepsini, fark etmez. Denge, ağırlık merkezi, basit makineler, neyse. Ondan sonra hareket başlar. Hani grafikler, dönüşümler, hareket, ivme, yer değiştirme, hız, bunları öğrenirsin. Sonra dinamik öğrenirsin. Bak, dinamiği yayınladık. Yani git bak. Yani dinamik dinlendiği zaman kuvvetle, hareketle ilgili olarak donanımın daha farklı olur. Buna lütfen dikkat et. Tamam mı? Ondan sonra enerji. Bunlar oturur. Bunlar bizim elimiz ayağımız, temel dövüş tekniklerimiz. Sonra gidersin başka bölümlere yani. Mesela atış o zaman gelir bence. Atışa da gelince bu sefer öğrenci de der ki hocam bu konu değilmiş ya derler. Çünkü yani hareket, dinamik, enerji üçlüsü yani resmen atışı puf diye dağıtır. Neyse, bakalım burada ne oluyormuş. Şekilde sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden H yüksekliğinde V ve 2V hızlarıyla atılan cisimler G1, G2 çekim ivmeleri olan gezegende X ve 4X yollarını alıyorlarmış. Bana bu ivmeleri bul diyor. Şimdi dikkat. Burada anlatmamız gereken temel bazı arkadaşlar var. Şimdi şöyle yatay attın ya böyle V0'la. Yer çekimi de tabii ki burada yere yakın bir yerdeyiz. Düşeyde gösteriliyor MG diye. Arkadaşlar bir kuvvet bir hıza 90 derece yapıyorsa o hızın büyüklüğünü değiştiremez. Ancak sizin yörüngeniz böyle geliyor ya şimdi bu yatay atış hareketinde. Şimdi sen diyelim ki buraya bir yere geldiğin zaman o mavi ile gösterdiğim V0'a dik olan MG V0'ı değiştiremiyor. Ancak hala düşeyde uygulanmaya böyle devam ediyor ya. O zaman uygulandığı doğrultuda yani düşeyde sana hız kazandırmaya başlıyor. Yani bu cisim düşeyde serbest düşme yapıyor. Yatayda da sabit hızla hareket yapıyor. Buna lütfen dikkat edin. Yataydaki hızı değiştiremediyseniz o zaman ben yatayda X kadar yol almış. V çarpı T1 diyeyim. Tamam mı? Öteki de yatayda 4X kadar yol almış. 2V çarpı T2 diyeyim. Bunları böyle oranlayalım. Tamam mı? X'ler oy. Çok güzel oldu. X'ler gitti, V'ler gitti. Şu 2 ile de bu gitti. Ha, ne geldi? T1 bölü T2 oranı 1 bölü 2 geldi. Yani burası T sürede yere düştüyse burası 2T sürede yere düşmüştür. Birinci adımda yataydan sabit hız kısmından buldum. Düşeyde peki ne yapacağım? Şimdi mesela düşeyde serbest düşme yapıyoruz. Yer çekimi ivmesi neyse o şekilde hızlanıyoruz. Orada da bir minik hatırlatma. F net eşittir MA dediğimiz zaman yer çekimi kuvveti etki eden tek kuvvet M çarpı A dersek bunlar böyle gider. A eşittir G çıkar. O da arkadaşlar yaklaşık olarak 10'dur. Yani siz serbest düşmeyi yaparken onar hızlanırsınız ya da G hızlanırsınız. Yani ivmeniz 5 ise 5'er 5'er hızlanırsınız. 3 saniye sonra 5, 5, 5, 15 kazanırsınız. T saniye sonra 5 çarpı T kazanırsınız. İvmeniz G ise T saniye sonra ne olur? GT kazanırsınız. O zaman ben bu düşeyleri bir yazayım bakayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Hani grafik çiziyoruz artık. Birinci için değil de hani genel anlamda yapıyorum ben bunu. Şimdi G ivmesiyle hızlanan ne grafiği çiziyorum? Tabii ki de hızlanan grafiği. Elimiz ayağımız. T saniyede G ivmesiyle hızlandın ya GT kadar hız sahibi olursun. Bak ne daha söylüyorum. G diyelim ki 10. 4 saniye sonra ne kadar? 40 diyorsun. Nasıl yaptın diyorum. Çarptım hocam diyor. Şimdi bak ne yaptın? Bu 4. Burası 10. Çarptım diyorsun. Yaptığın şey bu. Eğer T saniye hızlanıyorsan G ivmesiyle hızlanıyorsan hızın GT olur. İşte bu noktada burası H arkadaşlar üçgen alanından GT çarpı T bölü 2 gelir. Meşhur yani serbest düşmenin o minik formülü gelir. 1 bölü 2 GT kare. Vallahi geldik buraya. Tamam. Yakınlarında yapmak istiyorum. Şurada sürelerini de bulmuştuk. Bakın ne yapacağım şimdi. Şu H ile ilgili birinci ile ilgili yapıyorum. H eşittir 1 bölü 2 çarpı G1 çarpı T kare. İkincisine bakıyorum. Aynı H. H eşittir 1 bölü 2 çarpı G2 çarpı neydi onun süresi 2T. Karesini aldım 4T kare. Sonra bunları oranlıyorum. Ne oldu? Bunlar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. T kareler gitti. 4 yukarıya çıktı. Oran gerçekten 4 geldi arkadaşlar. Burada atışta anlatırken bulduk kendimizi yani. Evet. Şimdi bu son soru biraz tabii zorlu bir şey olmuş. Bakalım ne olmuş? Bir sıkıntı vardı diye hatırlıyorum ben bu soruda ya. Dur bakayım. Şekildeki R yarıçaplı M kütleri dünyanın yüzeyinden M kütleli cismi dünyanın yüzeyinden 3 uzaklıktaki buraya götürülüyor. Tamam mı? Dönüyor demiyor. Sadece götürüyorum diyor, tamam mı? Bak lütfen dikkat. Bir uydu vardı, şöyleydi, böyleydi. Yani çıkardım, yukarıya kaldırdım. Bak bağıra bağıra söylüyorum zaten bak. Yer çekimine karşı yapılan işi bulunuz diyor. Bu potansiyel enerjideki değişikliktir arkadaşlar. O zaman ben bu noktadaki potansiyel enerjiyi yazarım. Ben buna mesela diyelim ki E1 diyeyim, tamam mı? Eksi G büyük M küçük M bölü R diye yazarım. Buraya baktığın zaman da E2 diyelim. Burada eksi G büyük M küçük M bölü merkezden itibaren unutma 4R diye yazarız. Şimdi tabii ki de değişimi yapmak, hani son eksi ilk yapılan iş potansiyel enerjideki değişikliktir. O zaman ne olacak? E2 eksi E1 yapacaksın. Böyle bir şey olacak. Bundan bunu çıkaracaksın. Yani ne oluyor? Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle yani eksi 1 var, tamam mı? Şöyle bu tarafa doğru çizeyim artık. Şöyle aralıklar olsun. Tamam mı? Şöyle. Burası da 0 olsun. Burası eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Böyle bir şey. Sen diyorsun ki ben böyle bir terfi yaptım. Buradan buraya geldim. Yapılan iş nedir diyorsun. 1 bölü 4'ten 1'i çıkarırsan 3 bölü 4 gelir arkadaşım. O lafta bu şekilde. Yani GMM'ler duruyor. 3 bölü 4'ün nereden geldiğini sana gösteriyoruz. Galiba bitirdim. Evet, açısal momentuma geldi. Onu ayrı bir video yapacağım. Şimdi bu konunun önce yapılması gerekiyordu arkadaşlar. Yani bu konuyu anlarsanız, bu konuda birazcık tecrübeniz olursa açısal momentum daha keyifli geçiyor. Bunu belirtmek isterim, tamam mı? Şimdi lafı artık uzatmayalım. Bu videodan sonra açısal momentum gelecek. Olayı da tamamlayacağız yani açısal momentumla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.